Değerli izleyicilerimiz, hepinize merhabalar. Şan Haber Bülteni ile karşınızdayız. Günün gelişmelerini sizlere aktaracağız. Ekranlarınıza ve radyolarınızın başına hoş geldiniz. Efendim, Lapseki'de Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı. Belediye toplantı salonunda yapılan Temmuz ayı meclis toplantısına 6 AK Partili, 1 CHP'li ve 1 MHP'li meclis üyelerinin tamamı katıldı. Hoş geldiniz. Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar hasta ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Özacar, Cami Kebir Mahallesi'nde yaşayan Sevinç ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Hasta ziyaretlerine verdiği önemi her fırsatta dile getiren Başkan Özacar, Cami Kebir Mahallesi'nde oturan Güner Sevinç'i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Günlük çalışma temposu içinde ilçe halkının acılarını ve dertlerini paylaşmak adına hasta ziyaretleri de gerçekleştiren Başkan Özacar, trafik kazası sonucu yaralanan Güner Sevinç'i ziyarette bulundu. Hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet eden Özacar, ziyaretteki amaçlarının rahatsızlıkları nedeniyle gününü evde geçiren hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret ederek onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek olduğunu söyledi. Değerli izleyicilerimiz, Çanakkale Valiliği himayesinde Vecaabat Kaymakamlığı'nca Çanakkale şehitlerinin toplu namaz kıldığı namazgah tabyalarında iftar programı düzenlendi. İftar programına katılmak için Kilitbahir Köyü namazgah tabyalarına gelen Çanakkale AK Parti Milletvekili Bülent Turan, AK Parti İl Başkanı Erden Ercan ve parti teşkilatını Vecaabat Kaymakamı Nurettin Dayan karşıladı. Nerede? Çok teşekkür ediyorum davetinize ötürü. Geldiğimde mübarek Kur'an-ı Kerim okulundan dolayı da masaları ziyaret edemedim. Bu vesileyle başta kaymakamımızı, AK Parti'mizin il başkanını, tüm Vecaabatlı hanımefendiler, beyefendileri ayrı ayrı selamlamak istiyorum, saygılar sunmak istiyorum. Allah tekrar Ramazan'ı bize eriştirsin, oruçlarını kabul etsin, dostluk içerisinde, huzur içerisinde, aileyle beraber bayrama ulaşmayı nasip etsin inşallah. Amin. Bizler dediğiniz gibi her akşam bir ilçemize iftar yapıyoruz. Dün Yenice'mizi yedik, ondan önce Vecaabat'ımızı yedik, ondan önce İzleri'mizi yedik, her gün bir ilçemizdeyiz. Bugün de çok farklı bir mekandayız. Şehitlerimizin böğründe, dostlarımızın yanında, bambaşka bir mekandayız. İstiyoruz ki tüm Çanakkale'miz bu mekanları görsün, tüm Çanakkale'miz bu iftarlara katılsın, destek olsun. Sizin ifade ettiğiniz gibi
Bu sene Ramazan'ımız biraz daha sanki farklı yaşanıyor. Her ilçemizde esnaflarımız... Borçlularımıza edalar ihsan eyle. Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde 17 bini aşkın lösemili ve kanserli çocuk ve ailesine, içerisinde gıdadan giysiye, kırtasiyeden oyuncağa pek çok ihtiyaç malzemesi bulunan yardım kulileri ulaştıran LÖSEV tırı 9 Temmuz'da Çanakkale'de olacak. LÖSEV her yıl olduğu gibi bu yılda yardımlaşma duygusunun farklı bir anlam kazandığı Ramazan ayı boyunca tüm ailelerini kucaklayacak ve değerli bağışçıların destekleriyle onları yalnız bırakmayacak. LÖSEV İyilik 8 Temmuz Edirne İlhan Koman Parkı'nda olacak. Aynı akşam A Köşkü'nde iftar ve yemeği olacak. 9 Temmuz'da ise Çanakkale Kipa Otoparkı'nda olacak. Değerli izleyicilerimiz, 6-11 Temmuz 2015 tarihleri arasında Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle gerçekleşen Koza Gençlik Derneği'nin projesi Barış 2015 projesi Çanakkale'de başladı. Çanakkale Koza Gençlik Derneği'nin düzenlediği PİS 2015 Barış projesi 9 tane ülke katılıyor Türkiye ile birlikte. Bunların içinde Ermenistan, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, İtalya, Macaristan, Romanya, İspanya ve İtalya var. Ve Yunanistan. 36 katılımcılar gençlik çalışanı olarak buraya geldiler ki her yaştan proje ve katılımcıları var. Eğitim kursu diye geçiyor bunlar. Gençlik değişimleri diye değil. Bu arkadaşlar cumartesi günü yani ayın 11'ine kadar buradalar. Burada çeşitli faaliyetler düzenleyecekler ki program hakkında da detaylı bilgi alacaklar. Bu gerçekleşen proje Avrupa Birliği Bakanlığı Erasmus Plus projesi diye, yani programı diye geçiyor. Amaçlanan aslında bir sosyal medya kampanyası düzenliyor olmak ve bunu bir sene boyunca yayıyor olmak. Buradaki o bulunan kuruluşlar, saydığım ülkeler, yani toplam 8-9 ülke Türkiye ile birlikte bunun kendi ülkeninde yaygınlaştırılması yapacak. Ve bu arkadaşlar da bu 4 günlük, 5 günlük süre içerisinde burada hem kaynaşıp hem de kültürler arası kaynaşmayı sağlayacaklar. Bu arkadaşlar kendi aralarında ayın 7'si 7 Temmuz'da Cevatpaşa Mahallesi'nin düzenlediği, belediyenin düzenlediği kent konseyiyle bir iftara katılacaklar. Oradaki Ramazan kültürünü ve diğer Türk kültürünü, yardımlaşmayı vesaire görecekler. Daha sonradan barış üzerine çalışmalar var. Barış ve kültür nedir? Türklerin veya diğer ülkelerin bu anlamdaki çalışmaları nedir ya da işte barışı anlamaya yönelik çalışmalar var. Daha sonra sosyal medya kullanımı üzerine etkinlikler mevcut. 8'i yani 8 Temmuz'da kültürler arası bir etkinlik var Yalıhan'ında. Bu Yalıhan'daki etkinlik de kültürlerin kendi yiyeceklerini ve içeceklerini tanıttıkları, aynı şekilde belediye başkanının ve diğer işte milletvekillerinin gelirlerse onların katılacağı bir etkinlik. Orada arkadaşlar kendi ülkelerinin yiyeceklerini, içeceklerini kendileri tanıtacaklar, sunum yapacaklar. Dansları veya diğer etkinlikleri neyse, bilgileri neyse kendi ülkeleriyle ilgili onları diğer arkadaşlarımızla birlikte paylaşacaklar. Ayarladığı gemiyle, tekneyle boğaz turu yapılacak ve tekrardan da savaşla ilgili. Efendim, Ezine ilçesine bağlı Mahmudiye beldesine faaliyet gösteren Akçansa Çimento her yıl geleneksel hale getirdiği iftar yemeğini bu yılda bir otelde gerçekleştirdi. İftar yemeğimize katıldığınız için, bu gece birlikte bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür etmek istiyorum. Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim, Çanakkale'nin hiç şüphesiz Akçansa için çok farklı bir yeri var. Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birinin yaşandığı bu topraklarda faaliyet göstermek, her köşesinden kahramanlık hikayeleri fışkıran bu topraklarda faaliyet göstermek, Çanakkale ile birlikte anılmak bizi her zaman çok gururlandırıyor. Çanakkale'nin deniz savaşlarının 100. yılında bu topraklarda 41 yıldır faaliyet gösteriyor olmanın gururunu yaşıyoruz, onurunu yaşıyoruz. Biz sadece çimento üretip satmıyoruz, ihracat yapmakla kalmıyoruz.
memleketimize döviz kazandı. Arkadaşlarımız, Sayın Genel Müdürüm ve tüm çalışma arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Akçasa hissedarları ve yönetim kurulu adına, Sabancı Holding Çimento Grup bu adına hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bu güzel akşamda sizlerle beraber olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Mehmet Bey'in de çok güzel ifade ettiği gibi sosyal sorumluluk Sabancı Holding'in ayrılmaz olmazsa olmazı. Bizim ana değerlerimizin içerisinde üretmek, değer yaratmak ve Türkiye'nin Sabancısı olmak çok önemli. Hep birlikte imkanlarımızı, değerlerimizi, geleneklerimizi geçmişten geleceğe taşımak adına Türkiye'nin şartlarını en iyi, en doğru, en yüksek noktaya ulaştırmak adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Burada Çanakkale'nin oynadığı çok önemli bir rol var. Buradan dünyanın gelişmiş ülkelerine ihracat yapılıyor. Türkiye'de üretilmeyen çok farklı tipteki çimentoları arkadaşlarımız canla başla, kan ter içerisinde mücadeleyle kurallara, intizama uygun şekilde üretiyorlar, değer yaratıyorlar. Burada sizlerin, hepinizin büyük emeği var. Bu emeği gerçekleştiren Akçansa çalışanlarına, müşterilerine, bayilerine, bizi bugünlere getiren... Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'ndan Ayvacık sahil şeridinde 124 göçmen ele geçirildi. Alınan bilgiye göre Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ayvacık sahili kesiminden yasa dışı göçmenlerin Yunanistan Midilli Adası'na geçeceği bilgisini elde ettiler. 5 Temmuz gecesi saat 1.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Bademli Köyü Acıdere mevkiinde şüpheli görülen iki kamyonet ve bir otomobilde yapılan kontrolde 40 Suriyeli uyruklu yasa dışı göçmenli, bunları organizatörlük yapan ED, MK, OA, İÖ ve TB isimli organizatör yakalanarak gözaltına alındı. Aynı gece saat 3 sıralarında Ayvacık ilçesi Korobaşı köyü içinde şüpheli görülen 31 plakalı otobüste yapılan kontrolde 60 Suriye, 14 Eritre ve 10 Maymar uyruklu toplam 84 yasa dışı göçmenli, bunlara organizatörlük yapan AK isimli organizatör yakalanarak gözaltına alındı. Her iki operasyonda ele geçirilen 124 göçmen Ayvacık geri gönderme merkezine gönderilirken gözaltına alınan 5 organizatörden OA isimli şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken diğer 4 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Evet, son haberimizi de sizlere sunduk. Böylelikle ana haber bülteninin sonuna geldik değerli izleyiciler. Yarın yeni gelişmelerle tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Mümkün.